Devam ediyoruz. Sırada 11. sorumuz var Ahmet. 11. soru. Osman, duyuyorsun değil mi? 11. soru. Değerli izleyenler, 500 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu 4 kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır? A. Mustafa Bülent Ecevit, B. Süleyman Sami Demirel, C. Mahmut Turgut Özal, D. Ahmet Mesut Yılmaz. Kenan Bey, ilk başta Ahmet Mesut Yılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ahmet Mesut Yılmaz ismi var. Mesut Yılmaz da hani... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Buradaki hepsine Allah rahmet eylesin. Evet. Siyasetçiliğini çok beğenmesem de karakterini severim. Ahmet Mesut Yılmaz'ı tabii ben yetişemedim ama biraz okumalarla sonradan vakıfım, ama Ahmet Mesut Yılmaz olmadığını düşünüyorum. Süleyman Sami Demirel de yakın geliyor. Süleyman Sami Demirel. Süleyman Sami Demirel, Mahmut Turgut Özal, Mustafa Bülent Ecevit. Mustafa Bülent Ecevit de çok yakın geliyor. Mahmut Turgut Özal çok uzak geliyor. Sanki o değilmiş gibi. Dönemleri hatırlıyor musun? Hangi dönemde devlet büyüklerimiz Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık yaptı? Bülent Ecevit ilk Başbakanlığını 1974 gibi yapmış olması lazım diye hatırlıyorum. Ondan önce Çalışma Bakanlığı vardı. CHP'nin başına geçtikten sonra koalisyon hükümeti var. Koalisyon hükümeti. Zaten 70-80 arası sürekli Demirel'le Ecevit arasında gidip geliyor. Turgut Özal en beğendiğim aralarındaki siyasetçi olarak, hem karakterini hem siyasetçiliğini beğendiğim, Türkiye'ye de yenilik getirdiğini düşünüyorum. 24 Ocak kararlarıyla Turgut Özal'ın siyasetçiliğini de beğenirim. O 1980-1987 yılları arasında, yanlış 89 da olabilir. 1982'de herhalde, pardon. Ya da 84'te mi? Kaç hatırlamıyorum şu an, oraya karıştırdım. Genel seçimleri kazandıktan sonra bir 5-6 yıllık bir başbakanlık dönemi oldu. Ondan sonra yaklaşık 4 yıllıkta bir cumhurbaşkanlığı dönemi oldu. Allah rahmet eylesin Turgut Özal'a. Süleyman Demirel'in 93-2000 arası bir cumhurbaşkanlığı dönemi oldu. Ondan önce 61-65 arası Adalet Partisi ile bir başbakanlık dönemi var. İlk tek iktidar oldu. Ondan sonrası koalisyon süreci dediğimiz gibi. Mesut Yılmaz'sa yani koalisyon sürecinin ana vatandan başbakanı. Çok kısa bir süre yaptı. Ama bu bilgiler bu soruyu bilmeye yetmiyor. Belki hatırlatır, oradan bir çağrışım olur. Mustafa Bülent Ecevit yakın. Süleyman Sami Demirel de yakın. Ahmet Mesut Yılmaz da yakın geliyor. Mahmut Turgut Özal da yakın geliyor. Ama dediğim gibi annemin ismini çok andım. Böyle bir soruda kaybedersem, yani risk alıp bunu kaybedersem bu sefer çok kızar. Ona eminim ve hele jokerlerim varken. Ben de kendime çok kızarım, çok pişman olurum. Ne kadar emin olursam olayım, 2 jokeri de kullanacağım ben. Eğer şey kalmazsa, Mahmut Turgut Özal'la Ahmet Mesut Yılmaz kalmazsa %50'yi kullandıktan sonra diye düşünüyorum Kenan Bey. Çok da uzatmak da istemiyorum. Kararım çünkü kesin. Yani bir daha bir düşüneyim, hatırlatacak bir şey var mı? Ahmet Mesut Yılmaz emin gibiyim, dediğim gibi. Süleyman Sami Demirel yakın geliyor. Mustafa Bülent Ecevit yakın geliyor. Mahmut Turgut Özal uzak geliyor. Memleketlerinden isim çağrıştırma olursa o da olur mu bilmiyorum. Turgut Özal yanlış hatırlamıyorsam Malatyalı. Mesut Yılmaz Rizeli ama ondan emin gibiyim zaten. Süleyman Demirel Ispartalı. Yani yöresel bir Sami de. Yani hepsi yerel isimler sonuçta, Türkiye'nin dört illerinde kullanılan. Yani ben çok uzatmayayım. Uzatmayla ilgili hiçbir derdin olmasın Ahmet, çünkü hiç sıkıcı bir yarışmacımız değilsin. Teşekkür ederim. Sesli düşünüyorsun, o düşüncenin arkasında bilgi de var. Onlarla birleştirdiğin için de seni dinlemek ve burada yarışmanı izlemek de gayet keyifli benim için. Çok teşekkür ederim. O yüzden eğer ki bir bilgi gelecekse uzat, hiçbir problem değil. Yani konuştukça bir isim gelecekse, daha emin olacaksan. Hiç gelmez gibi geliyor, bilgi de gelmiyor. Çünkü isim tam böyle, bir de... Bazen bilgilerim beni yanıltabiliyor, sonradan gelen, aklıma düşen bilgiler. Bu durumdayken, 1 milyonu görmek varken, 12. soruyu görmek varken, hani eski formatta, tabii format değişti ama herhalde gören de çok kişi sayısı yok yani 1 milyonu gören. Ben ilk defa anons ettim 500 bin liralık soruyu. Yani 500 bin lira da bu arada evet yeni. Evet, yani format. Bu para ağacında ilk defa çıktı bir yarışmacımız bu seviye. Dediğim gibi bir hepsini, yani biraz bilgim var. Hepsini de siyasetçi olarak emekleri için teşekkür ederim, ülke için, ama Yani ne kadar düşünürsem düşüneyim sanki bir şey gelmeyecekmiş gibi. Turgut Özal. Anahtar kelimeleri birleştiriyormuş. Ana vatan, 80'ler, 24 Ocak ama hiçbir şey bağdaştırmıyor benimle ya. Süleyman Sami Demirel'de. Sadece kulak aşinası olarak Süleyman Sami Demirel yakın geliyor. Mustafa Bülent Ecevit de yakın geliyor. Ama dediğim gibi hiç emin değilim. Yani joker'i kullanayım. %50'yi bir kullanmak istiyorum ilk önce. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Süleyman Sami Demirel. C. Mahmut Turgut Özal. Yani D şıkkı kalsaydı çift cevabımı 1 milyona saklamak istiyordum. Süleyman Sami Demirel. Yakın geliyor ama ben yani bu noktada hiçbir şekilde riske etmek istemiyorum. Çünkü bunun bir eve dönüşü de var. O noktada biraz sıkıntılı olabilir. Eve döndüğüm zaman. Huzur kaçmasın. Huzur kaçmasın. Çift cevabını da kullanayım. Son kararım. Son kararım, çift cevabını da kullanayım. İlk tercihin hangisi oldu? Sanki tek hakkım varmış gibi düşün ve öyle bir cevap ver. C. Mahmut Turgut Özal. Son kararım. Son kararım. İnşallah yanlış çıkar bu şık. Çok üzülürüm, çok üzülürüm. Buruk bir sevinç oldu benim için. Evet, çok yani, buruk oldu. Osmanlı şimdi diyor şanstan bahsettiğim buydu diye belki. Olabilir. Şimdi de sen haklısın. Vallahi öyle ya. Üzüldü o biraz. Ben çok üzüldüm ya. Keşke kullanmasaydık. Senin direkt ilk söylediği doğru çıktı. Evet yani. En başından beri söyledi ama kayıp çok büyük olacaktı. Onu da o risk aldı. Yani ben şu an kendimden çok... Mantıklı olanı yaptı bence. Kendini hiç üzmesin. Evet tamam. Bence de. En iyisini yaptı. 5 milyonu garantileyecektim görmeyi. Ama tamamen de söylediği gibi buruk bir sevinç oldu. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı ya. Her şeyin hakkında hayırlısı olsun. Sağ olasın. Şeyde tuhaf olurdu ama ikisini de kullanmadan değil mi? 1 milyonluk soruyu... Açsam yani tuhaf olurdu. Enteresan olurdu gerçekten. Benim ilk defa şahit olduğum bir durumda. Yani bu iki jokerin 12. soruya kadar, 11. soruya kadar gelmesine ilk defa şahit oldum. Yani... Kenan Bey, buruk bir sevinç var gerçekten ama... Yo, mutluyum da aslında. Çünkü... Ahmet hiç kusura bakma. Şu an 500 bin liran var. 1 milyonluk soruyu aşamaya hak kazanmışsın. Seni teselli edemeyeceğiz. Tabii. O anlamda doğru. Çünkü kaldıramazdım. Öbür türlüsünü kaldıramazdım. Ona kesinlikle eminim yani. Eğer şurada Süleyman Sami Demirel falan çıksaydı çok zor stüdyoyu terk ederdim. İyi oldu, iyi oldu. Ya ben çok mutluyum yani. Kararımdan da çok mutluyum. O burukluk yavaş yavaş geçiyor mu? Gitti. Buraya şimdi 1 milyon açılacak çünkü birazdan. O gitti yani. 1 milyonu düşünürüm. Birazcık daha. Ne yapmayı düşünüyorsun? Parayla ne yapmayı düşünüyorum? Birinci olarak biraz kripto para piyasalarında şeyler kötü gitti. Orada biraz bazı küçük borçlarım var. Onları kapatırım. Ondan sonra da uluslararası değişim. Peki o kaynağı sen kendi çabanla mı elde etmiştin yoksa anneden? Ya kendi çabamla elde ettim. Kenan Bey ilk başta çok iyi gidiyordum. Kendi çabamla elde etmiştim. Ondan sonra biraz hani... risk almayı çok seven bir insanım. Yani burada da risk almayı düşünüyordum ama hani o kripto parada yaşattıklarım dedi risk alma. Onu bana tembih etti içimden. O yüzden risk almadım. İlk başta kendi çabalarım vardı. Bir noktaya kadar gelmiştim, güzel bir noktaya. Ondan sonra biraz işler kötü gidince o noktada seyircilerimize de buradan söylemek istiyorum. Lütfen. Girdiğin zaman durdurağı olmuyor. Öyle mi? Öyle bir hali var oranın. Yani öyle bir hali var. Çünkü çok riskli var. Sürekli girmek istiyorsun, sürekli işlem yapmak istiyorsun. Çok sıkıntılı oluyor. Biraz anneye biraz borç taktık. Evet. Anneden biraz borç aldım. Anneden mi borç aldın? Evet, anneden borç aldım. Babadan hiç bahsetmedin Ahmet. Ha, babam, annemle babam ayrı. Anladım. Ama babam da, o da şeyde çalışıyor. Onu da anlatayım hemen. Babam bir firmada yönetici. O da Bursa'da yaşıyor. Ben annemle Antep'te yaşıyorum. Hı-hı. O noktada anneme biraz şey oldu. Yük anneye mi oldu? O yük anneye oldu. Ama burada anneme selam olsun. O yük kalmayacak umarım. Eğer 1 milyonu da çok bilmiyorsam riske edeceğimi düşünmüyorum. Şimdi şu haliyle mesela 500 bin lirayla veya 1 milyonla ayrılsan şey olacak mı? hiç sınırlandırmayayım. Belki de 5 milyonla ayrılacaksın. Hı-hı. Umarım öyle olur. Bütün borçlarını halledebiliyor musun? Ya borç büyük bir kısım değil ya. O çok 500 bile çok katlarca kez edebiliyorum. O noktada büyük bir şeyim yok. Tek çocuk musun peki Ahmet? Tek çocuk değilim. 4 tane daha kardeşim var. Ha, söylemiştin değil mi sen? Evet, söylemiştim. Başta. 4 tane daha kardeşim var. Tek tabii, 11 değil. Sorudan sonra unutmaya başladım. Unutmayayım. Kardeşler? Kardeşler, bir tanesi telefon jokerimdi. Abim Muhammed Seyit Dağlı. O da hukuk fakültesini bu sene bitirdi. Ona da selam. Nereden? 9 Eylül Hukuk Fakültesi bitirdi. Hı-hı. Şu an stajını yapıyor. Ablam var. O da Büşra Dağlı. İsimleri söylememde sakınca var mı? Küçük hayır, selam. Hiçbir buradan bir selam olsun onlara. O da Hacettepe Psikoloji bölümünü bitirdi. O da 2 sene önce bitirdi. Şu an bir firmada PDR'ci olarak çalışıyor. Küçük kardeşlerim var. Ayşenur Dağlı. O da bu sene liseye geçti. Onun da eğitim öğretim dönemi. Fen lisesi mi yine? Fen lisesi değil ama yüksek puanlı bir Anadolu lisesi. En küçük kardeşim de Hayrettin. O da 6. sınıfa geçti. Onlara buradan çok sevgi selamlarımı gönderiyorum. Aile yapım 4 tane kardeşim böyle. Bu kadar başarılı yarışmacımızın, böyle genç parlak yarışmacımızın ailesini biraz tanımak istedik açıkçası Ahmet. Çok güzel oldu. Sen de Koç'ta okuyorsun, ekonomide okuyorsun. Bu sene matematik. Çift anadına başlayacağım. Başlayacaksın. Matematik çift anadına inşallah başlayacağım bu sene. Çünkü hedefim birazcık da istatistik alanına ilerlemek ekonomide. O yüzden matematiğine çok yararı oluyor. Hem de matematiğe de pozitif bilim olarak çok yakınım, ilgiliyim. Evet. Eğlencelidir de. Eğlencelidir de. Siz de yakından bilirsiniz. Evet, biraz. Peki hep sorarlar ya bu işe alımda, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye. 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Şu an 2. sınıfım. Eğer matematikte biraz bölüm bir sene uzayabilir. Çünkü o zaman 10 yıl sonra diyeyim, daha rahat şey yapıyorsun. 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Hedefim aslında biraz yüksek lisansı finans üzerine yapmak istiyorum. Amerika'da yüksek lisansımı yapmak istiyorum. Çünkü finans alanında çok iyi Amerika o noktada. Finans alanında yapıp ondan sonra Amerikan Merkez Bankası'nda çalışma gibi bir hedefim var. Baş ekonomist olarak. Ama Amerika Merkez Bankası'nda. Evet. FED'de çalışmak istiyorum. FED'de çalışmak istiyorum. Ya da Dünya Bankası'nda da olabilir. Ama eninde sonunda orada birikimlerimi aldıktan sonra ülkeme dönmek istiyorum. Dolar olarak mı, bilgi olarak? Ya, bilgi olarak. Dolar olarak değil. Gözünde bazen çok dolar görüyorum Ahmet. Yok yanlış anlaşılma olmasın. Çok para, çok küçük kripto para dedim, borsa dedim. Parayı çok... Ama ekonomi okuyorsun Ahmet, çok normal. Senin hobin gibi bir taraftan, anlıyorum. Evet. Bir de hayatında başka hiçbir şey istemedim gibi ekonomi dışında. 7 yaşından beri falan iktisat okumak istiyorum. 7 yaşından beri? Evet. Yani TV'de ekonomi köşeleri olurdu. Aha. Programları olurdu. Onları izlerdim. O çok keyif aldığımı fark ettim. Bir de başka bir şeyden hiç keyif alamadım. Ya dedim, doktor mu olayım, mühendis mi? İkisi de... Yani çok bir şey ifade etmedi benim için. Hiç yapmak istemedim. İktisatta her zaman finans alanında ilerlemek, yatırım alanında daha çok ya da portföy yönetiminde ilerlemek hedefimdi her zaman. Umarım da öyle bir kariyer olur. Ama 10 yıl sonra nerede diyebilirim? Şimdi 2-3 daha atalım, okul bitsin. 2 de yüksek lisans yapayım. Doktora da yapmayı planlıyorum ama doktora yapmadığımı varsayayım. Çünkü zor olabiliyor doktora bazen. Evet. Oradan sonra ben gene... FED'de bir ekonomist olmak isterim. Ama daha sonrasını sorsanız artık ülkeye dönmek isterim. Bir yerden sonra o bilgi birikimini geri alıp. Dönmek istiyorsun değil mi? Tabii tabii, ülkeye faydalı olmak için. O Ahmet Talha Dağlı. Şimdi 7 yaşında ekonomi bir insanın gönlüne düşüyorsa ve şimdi de görüyorum zekanı, birikimini, kafa yapını. Teşekkür ederim. Ekonomi alanında sanırım 10-15 yıl sonra senin ismini Türkiye'de duyacağız diye düşünüyorum. Umarım abi. İnşallah. Yani o anlamda benim de arzum o. Yani çünkü gerçekten ekonomi de çok önemli bir bilim. İktisat ve ülkemizde de ve bütün dünyayla, yani dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmemiz için çok iyi iktisatçılara ihtiyacımız var. Kesinlikle. O anlamda umarım ben de onlardan biri olurum. Umarım Ahmet. Umarım. Milyonu açalım artık. Evet. Evet. Meraklandın mı? Meraklandım. Şimdi milyon sorularını önceden izlemiştim. Tabii biraz format değişti ama gene 12. soru onlarda da evet. Milyondu. Bende de milyondu. Nasıl bir soru bekliyorsun sence? Hiç bilmiyorum. Şimdi Rabia Hanım vardı, ona bir şehir sorusu çıkmıştı. Evet. Ondan önce İstiklal Marşı sorusu vardı. Arda Ayten'e. Arda abinin. Ondan önceki dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşımız vardı. Ona da Dede Korkut hikayeleri çıkmıştı. Ondan önce Otur de Kenan Işık dönemi de olabilir ya da başka bir sunucu, çok hatırlamıyorum. Herodot'la alakalı bir soru vardı. Ateş, su, ekmek ver, hangi kelimeyi söylemiştir zamanında tarzı bir şey vardı. Öbürküsünü hatırlamıyorum. Bir tane daha vardı. Onu hatırlamıyorum. Arı sorusu vardı. Hangisine Kur'an üzerinde yemin edilmemişti? Evet, Kur'an üzerinde. Vardı. Dedim anneme öyle bir soru çıkarsa ve bilemezsem kötü olur. Annem din kültürü öğretmeni. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğretmenliği de yapıyor. Bakalım, hiç bilmiyorum. Bakalım nasıl bir soru gelecek.